Bir anı, bir hikaye. Yıldız Sarayı'nda bir İngiliz casusu. 122. bölüm. Hazırlayıp sunan Ben İsmail Yağcı. İngiliz casusu, Macar Yahudisi, 12 dil bilen profesör Doğu bilimci ve üstelik Türk bilimci, Türk tarihiyle ilgili bilimciliğini de iddia ediyor. Niye? Orta Asya'ya bir seyahat yaptıktan sonra bazı bulgularla ben bilim adamı oldum diyor. Bir yerde de kazı yapmış değil. Türkistan'da, Türkmenistan'da daha doğrusu, Türkmenistan'da, e, Özbekistan'da çölleri geçerken çöllerde yazuka denen tepecikler görüyor hatta gittikleri kervanın ahalisi oralarda efendim durup dua ediyorlar. Bunlar daha önceden yaşamış meşhur ilim adamları veya kumandanlar, başarılı kumandanlar. Mübarek kimsedir diye bir sıfat yakıştırmışlar. Aynı yazukalardan, aynı yükseklikte, 3 metreden daha yükseklikte, 30 metreye kadar çıkıyor. Yazukalar. Anadolu'da, Kırşehir'de bu tepeciklerden sadece kırşehir'de 188 tane var efendim biz ona tümülüs diyoruz. höyük diyoruz aradolu insan ona höyük der bazılarında kazılar da yapılıyor hala Oradan bulgular da var ama bunun bir kişiye ait olmayıp böyle devir devir 4000 sene öncesine kadar giden olduğu giden şeyler oldu ortaya zaten çıktı ama orada yazuka bir de macaristan'da bir yazuka görmüş tamam Macarlar Türk. Niye Macar? E, öyle yanlış söylemişler. Yani öyle at takmışlar. deyip böylece Doğu bilimci, Türk bilimci olu verdi bu adam. Abdülhamit Han diyor ki bundan önceki bölümümüzde o cümleyi söyledik ama bölüm sonuydu. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Görüyorsunuz ki Reşit Efendi, Peşteli Reşit bunun adı, Arminius Van Bunlar, bu söylediğim hususlar, deminden beri sana anlattıklarım İngiliz siyasetinin bir sonucudur. Bu safhaya dökülen ilişkilerimizin de anahtarlarıdır. Yok arkadaş, kapılar açılmıyor. Niye? Anahtarlar İngiliz'in elinde. İngiliz anahtar olmuş onlar. İngiltere hükümeti bu durumu düzeltmek isteseydi, yani bu meseleleri düzeltmek isteseydi, Herhalde İstanbul'a bana olan düşmanlığını saklamaktan çekinmeyen ve bana sürekli engeller çıkaran birini temsilci olarak yollamazdı. Kim o? İngiliz elçisi. Sefir. İngiltere'nin İstanbul sefiri. Bana düşman olan birisini gönderdiler. Benimle anlaşma yapmak için İngiltere diyor. Yani anlaşmayı istemiyor diyor İngiltere isteseydi daha yumuşak, beni tanıyan, benimle iyi ilişkiler girmeye niyetli olduğu bilinen birisini gönderdi İngiltere. Sana niye vazife verip de gönderiyorlar ki diyor. Resmi vazifelilere bunlar böyle yapıyorlar. Artık iyice işte duvarlar yıkılmış vaziyette. Arminus Van ne olduğu ortaya çıkmış durumda. Evet ama Abdülhamit Han bunu hiçbir zaman yüzlemiyor. Bu durumda İngiltere ile ilişkilerimiz her geçen gün elbette ki giderek bozulacaktı. Bu beklenen bir şeydi. Bu tutumların neticesinde ilişkilerini iyiye gitmeyeceği, kötüye gideceği aşikardı. Pederimin devrinden beri, babam Abdülmecit Han zamanından beri, dostum saydığım bir gücün İngiltere'nin, yani babadaki sevgiden dolayı o sevgi de bende var diyerek, onu da böyle sırtını hafiften tapaşlıyor. Yani ben İngilizce çocukluğundan beri sempati beslerim diyor. Dostum saydığım bir gücün beni feda ettiğini çevreme bakırıp başka bir dost aramaya yakınlaşan tehlike karşısında kendimi emniyette almaya mecburum beni feda ediyor diyor. Benim bu yaşa kadar sevdiğim... içten içe sevdiğim... bir güç... beni harcıyor diyor. Günden güne de harcaması artıyor. Mısır'ı aldı, Ermeni mesele çıkarttı. İstanbul-Boğaziçi'nin... bir sürü hadiseler çıkarttı. Rusya ile aramı bozdu. Ben... ev dost zannettiğim kimsenin... bana böyle davrandığını... açıkça tespit edince... Elbette ki kendimi emniyete almaya mecburdum. Ben de tedbirlerimi aldım. Doğu Anadolu'da akacak olan milyonlarca insanın kanını binlerce insan kanı döküldükten sonra durdurabildim. Ama o milyonlar ölseydi onların da sorumlusu İngiltere'ydi. Fakat İngiltere beni cani ilan etti. İsyanı bastıran cani, isyanı körükleyip de çıkartan sulh kahramanı. İşte bu sebeple ki bir müttefik olarak değil de iyi niyetine bağlı olduğum bir komşum saydığım Rusya'ya yaklaşmak zorunda kaldım. Ne yapayım? İngiltere bana bu kadar kötülükler yapıp kadırga Ermeni patırtılarını çıkartıp 21 merkezde isyanlar çıkartınca ben de Rusya'ya yaklaşmak zorunda kaldım. Çünkü komşum benim. İngiltere benim komşum değil ki. Mecburiyet beni milletimin ve dindaşlarımın en amansız düşmanına yaklaştırdı. Mecburiyetten oldu bu. Bunun değişmesini herkesten çok da ben isterim. Yani Rusya'yı bırakayım ama bana bir yardımcı lazım. Bir dost lazım. Dost bildiklerim hep olgun zannettiklerim kelek çıktı diyor Abdülhamit Han. Konuşmamızın sonrasında raporunda devam ediyor Arminius Van Bury, Türkiye ile İngiltere arası bu gerginliğin bitmesi her iki ülkeye de faydalı olacağına temasla benim İngiltere'nin Türkiye'ye karşı politikasında müsbet bir değişiklik yapılmasına çaba göstermeme rica etti. Ya sen benim kadim dostumsun, Reşit Efendi, bu işi sen düzelt. Abdülhamid Han'daki siyaseti görüyor musunuz efendim? Bu işi çözsen çözsen sen çözersin. Sen bunu oradaki yetkililere anlat ve bana karşı dostça davranmayı öğrensin İngilizler. Ben onların bana itaatını istemiyorum, düşmanca değil dostça davranmasını istiyorum. Ben onlara dostça davranıyorum. Bu kadar kötülüklere rağmen, Mısır'ı benden koparıp almasına rağmen, binlerce insanın kanın dökülmesine sebep olanlara rağmen, ben yine onları dost bilmek istiyorum. Fakat ilişkilerde değişiklik olması lazım. Bunu da sen bildir yukarıya. Rica ederim diyor, sen bildir. Bana hiçbir vaatte bulunmadığı halde Abdülhamit Han, diyor Arminius Van Bürü, konuşmasındaki heyecandan Prens George'un adaylığından vazgeçtiği takdirde onun da İngiltere'nin bazı isteklerini kabul edeceğini anladım. Laf arasında geçen şeylerden İngiltere Prens George'u Girt'e vali adayı olarak teklif ediyor millet kurula komisyona. Ama yani bu da hepten reddilecek şey değil ama İngiltere'nin bazı adımlar atması lazım der gibi bir şeyler yapıyor Abdülhamid Han. Ha öyle deyince bu da bu cümleyi buraya sıkıştırıyor Dışişleri Bakanı'na yazdığı raporda. Diyor ki İngiltere'nin bazı isteklerini eğer George'un oraya vali olma teklifini İngiltere geri çekerse o da bazı e, İngiliz isteklerine karşı daha yumuşak davranacağını bana ima etti diyor. Öyle anladım diyor. Ve bu da anladım ki beni Budapest'ten mektupla görüşelim diye davetinin ana sebebi olduğunda da çözdüm diyor. Ya gel bir konuşalım. Sana ihtiyacım var diye çağırdı Arbinus Van Esas mesele şu Girit valiliği için Prens George'un teklif edilmemesini, o teklifin geri çekilmesini daha doğrusu edilmiş de geri çekilmesini rica etmek üzere. Ana sebep bu. Ama diğer şeylerde de Abdülhamit Han Ermeni tek İngiliz cinayetlerinde olduğu gibi döktü. Niye? E şimdi bir yerden bir şey isteyeceksin. Onun evvela suçlarını ortaya dökeceksin ki ondan sonra da isteyeceğin şeye daha rahat isteme yüzün olsun deyip 122. bölümü de burada bitirmiş olduk. 123. bölümde buluşmak üzere efendim. Bir anı, bir hikaye.